Merhabalar efendim, merhabalar. Saça Kafası'na hoş geldiniz. Ben Deniz Pelinçin'i yine aynanın karşısında itiraf ediyorum. Programla ilgili en sevdiğim bölüm burası. Ve bilin bakalım bugün programın konusu ne? İtiraf etmek. Bir itirafım daha vardı, demin hazırlamıştım, onu da söyleyeyim. Aklımda, içimde kalmasın. Bugün konuğumuz Ekin Olcu Ayto. Ve benim çok büyük bir ayıbım ki ben kendisini daha önce tanımıyordum. Pek de bir fikir sahibi değildim. Ancak soruları hazırlarken karşılaştığım kadın... İnanılmaz eğlenceli, çok zeki, biraz talihsiz ve sivri dilli ve cesur. O yüzden biraz sonra Ekin Hanım'la tanışacağız ve karşılıklı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlıyım. Böyle bunu söyleyerek girmek istedim. İtiraf ediyoruz madem. İlk kez tanımadığım, daha önce tanımadığım için biraz hayıflandığım bir konuğum var. Ama muazzam bir kadın bizi bekliyor, biliyorum. Onun dışında yine bu aynanın önünde en sevdiğim bölümde, en sevdiğim kısım. Bugün bize kim eşlik edecek? Bugün bize, biliyorsunuz ki ben bu çektirme gerdirme işlerini seviyorum. Zamana karşı yarışmayı seviyorum. Tıp ilerledi. Bugün elimde görmüş olduğunuz Liera'nın Lift Integral. İsimden de anlayacağınız üzere Lift bölümünden en azından asansörlerden falan çıkarırsınız. Bunu gece sürüyorsunuz. Sabah kalktığınızda... Biraz daha her şey yukarı doğru gitmiş oluyor. Yani hafiften yer çekimine meydan okumak isterseniz başucunuzdan eksik etmemeniz gereken muazzam bir sanat eseri benim için. Evet, hazırsak Saça Kafası başlıyor. İtiraf ediyorum konusuyla Ekin Olcu Ayto'yla birlikte olacağız. İyi bakın kendinize. Merhabalar efendim. Saça Kafası'na hoş geldiniz. Ben Deniz Pelinçin'i. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün konuktan önce bölümün konusunu söylemek istiyorum. Çünkü yine durduk. Turnayı gözünden vurduk diye düşünüyorum. Bugün konumuz itiraf etmek. Çok korkuyorum. Vallahi sevgili Ekin Olcu Ayto, bizle birlikte bilerek yapmadık ama bence konu nedense çok oturdu gibi. Hadi bakalım, inşallah başlayalım. Hoş geldiniz. Nasılsın Ekin? Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim Pelin'cim. Sen de. Valla çok iyi hissediyorum. Çok tatlı bir ekip var burada. Çok şeker. Sen de çok tatlısın. O yüzden kendim gayet itiraf koltuğunda olmama rağmen rahat ama değil mi? Rahat. Çok rahat. Valla tam böyle sırtını yaslamalık. Biz böyle çekimlere ilk başlayacağımız zaman ben ikisini de deneyimleyip şey demiştim. Şu kolunun kenarı olanı bana verin falan hani. Çünkü ben sağlı solu yamulurum ama anladığım kadarıyla bütün konuklar diyor ki çok rahat. Valla çok rahat. Bir de mor en sevdiğim renk. Çok sevdim. Farkındalığın rengi. Evet. Öyle derler ya, nedense mora doğru insanlar böyle bir mora meyil edince farkındalığı artıyormuş. Öyle, vallahi öyle okudum. Olabilir, doğru. Enerjinin de rengi. Demek ki enerji şeye doğru gidiyor Ekin Hanım sizde. Yani olması gereken yere doğru gidiyor. İnşallah. Keşke ben, gitse ben, ne güzel olur. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Öyle kesişmiştir yolumuz diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Gördüğünüz gibi yine soru kağıtlarını şu tarafa bıraktığıma göre hep böyle. Başlayalım biz böyle. Böyle hazırlanıyorum. Diyorum ki bu sefer sıralı soru falan. Ondan sonra bırakıyorum. İtiraf öyle etmek. Öyle gidiyor. İtiraf etmek. İlk şunu sorayım. İtiraf etmek bana böyle nedense doğal olarak esasında yüzleşme kelimesi gelir itiraftan sonra. Ne düşünüyorsun? İtiraf etmek kavramı sana ne hissettiriyor? Ne düşündürüyor? Ya itiraf et, kurtul hissi veriyor. Yani çünkü bir şeyi rahatlama ya. Yani bir şeyi içinde saklıyorsan, işte bir yalana göre yaşıyorsan falan hayat çok zorlaşıyor. Ne uyuyabilirsin, ne adım atabilirsin, söylediğin yalanı aklında tutman lazım. Evet, o zor. Çok zor ya. Yani ben bir yerden kesin patlarım zaten. Yani %100 patlarım. Yalan söyleyen biri misin ki? Ya böyle minik yalanlar, hani ay yetişemedim bilmem ne, geç kaldım yalanları falan. Büyük yalanlar söylemeye çok korkuyorum ben. Yani ilahi adalete ve karmaya inanıyorum ve o yalanı söylediğin anda dönüp dolaşıp sana başka bir yalanla başka bir noktadan gelip senin hayatını mahvedeceğini düşünüyorum. Ha hiç yalan söylemiyorum falan gibi öyle atıp tutacak değilim. Ya tabii şey var ya, bu yeni dönem insanı var şu an en sevdiğim. Hayatta en çok dürüstlüğe önem veririm. Bir ilişkide, orada burada hiç yalan böyle söyleyen insanlar varsa etrafınızda bir adım geri hemen. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Ya bir insan zaten en çok neyi yapmam falan diye atıp tutuyorsa en çok onu yapıyordur tabii, bence. Tabii. Yani. Neye böyle hafiften burun kıvırıyorsa orada biraz vardır. Peki en son kime ne itiraf etmişsindir? Şöyle bir geriye bir saralım. Dün olur, 10 yıl önce olur. En son kime ne itiraf etmişsindir? Kime ne itiraf etmişsindir? Çok bir anda sordum. Vallahi aklıma geliyor mu acaba diye düşünüyorum. Basit bir şey de olabilir yani. Ne olabilir? Ayvah! Sana itiraf yapılan mesela. O zaman şöyle bak, şu soru güzel olacak. Hayatında sana yapılmış en böyle ya unutamadığın, o çünkü böyle yara da bırakır, izi de bırakır. İtiraf neydi? Ya en son bir eski çalışma arkadaşım yani. Kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Gelip özür diledi yaptıklarından dolayı. O bölümde anlatmadım sana. Günah çıkarttı daha doğrusu. Özür dilemedi de.
Yani ama o da o kadar yüzeyseldi ki ha tamam tabii falan deyip kabul etmiş gibi yapıp yürüdüm gittim. Ama yani hani itiraf dediğin şey ya da eğer bir günah çıkartmaysa o samimi olmalı. Hani sadece iyi insan gibi görünmek için yapılmış bir itiraf ya da bir günah çıkartmayla gerçekten çok pişman olarak söylediğin ya da yaptığın bir şeyden özür dilemek çok farklı şeyler. Peki, o da zaten anlaşılıyor. Bu hani bu iş arkadaşı, evet. O da iş arkadaşı. Anladığım kadarıyla hani ilahi adalet vuku bulmuş. O yüzden evet, hani olur ya böyle ben yandım, sen hani geleyim özür dileyim, helalleşeyim gibi bir şey. Her şey yolunda gitseydi yaptıklarıyla gelip asla böyle bir şey söylemeyecekti. Ama gitmeyince gelip ya işte kusura bakmalara gelindi ama yani... Bekliyoruz. İlahi adalet sistemi müthiş işliyor. Sırayla hepimizin bekledikleri var. Bir şu karma, ilahi adalet artık adına ne diyorsak. Çentik atıyorum. Aa o geldi, bu geldi falan diye. Tabii nehrin kenarında oturdun bir kere. Tam o. Hani bizim de gittiklerimiz var. Böyle hani genelde böyle yorum yapınca sütten çıkmak kaşık değiliz. Ben de çok helallik almışımdır. Yediğim nanelerden mütevellit ama yapmak lazım. Peki şimdi buraya sorulara bir dönelim. Ben soru hazırlarken 2016 ile ilgili... Arama motoruna yazdığımda ismini şöyle bir baktığımda sürekli çıkan bir takım iki isim daha doğrusu ama bir isim daha var. Şimdi o yüzden kulaklarını çınlatacağız ama hani Ali Ağoğlu'yla gireceğim konuya ister istemez. Çok alışıyorum ben bu konuya. Ali abi sana da selamlar, hürmetler. Sevgiler Ali Bey. Ya çok komik bir adam. Ben yani hakikaten... Yani çok komik, eğlenceli adam. Eğlenceli bir beyefendi. Tanıdım ettim, tavla bile oynadım, gayet eğlenceliydi. Şunu soracağım. Sene kaç tam olarak? Ah 2015 galiba. 2015, değil mi? O 2016, civar evet. 2016 ya da galiba. 16. 2016'da sen televizyon programında ilk bölüm mü peki bu? İlk bölüm. Programın ismi? Bazı şeyler. Bazı şeyler programında efendim. Bilmeyenlere ben hemen girizgah yapayım. Ali Ağoğlu konuk alıyor. Ve ondan sonra orada bir olay yaşanıyor. Ve kıyamet hala, kopuyor. Evet, bir sıkıntı. O gün yayında tam neler yaşandı? Sen adamın cebindeki paraları sayıyor ve bir espriler yapıyorsun. Ben hani... Hikayeyi sonra daha detaylı kendi fikrimi anlatırım ama bize o gün ne olduğunu anlatır mısın? Ya o öyle bir yansıtıldı ki hani adamı sanki ben koridorda sıkıştırıp parasını cebinden almışım falan gibi. Soyun. Ya şimdi bu beyefendi biliyorsunuz ki Türkiye'nin en zengin adamlarından biri. Ve daha önce medyaya baktığımızda hani koskoca Uğur Dündar dediğimiz Uğur Dündar bile zamanında Vehbi Koç'la Salka Savancı'yı alıyor. İlk sorusu ikisine de cebinizde kaç para var? Ve çıkarıp saydırıyor, yani bu daha önce yapılmış bir şey. Bölüyorum, çıkarıp saydırıyor değil mi, evet, yani? Tabii. Kendi saymıyor. Acaba burada mı mesela kilitleniyor hikaye acaba? Orada hikaye aslında tamamen bambaşka. Bana kulaklığıma içeriden, yani programın sorumluları da içeride, yönetmenimiz de içeride. Kredi kartının limitini sorar mısın dediler. Ben de sordum. 50 bin lira dedi galiba. 50, ben ezberledim. O zaman için bile çok az bir paraydı, öyle bir zenginlik için. Yani bizim için çok para tabii ki. Yani benim için şu an mesela 50 bin yüksek ama. Hepimiz için yüksek ama Ali Ağoğlu'ndan bahsedince. Onun limiti olamaz yani. Ya, onun limiti olamaz. Dedim bu kadar az mı gerçekten? Vallahi öyle dedi. Ondan sonra tam bunun üzerine konuşurken bana içeriden dediler ki cebinde kaç para var sor. Ondan sonra yani şimdi orada siz sunucu olarak bulunuyorsunuz, evet. İçeride bir yönetici ekip var ve sorduklarında sen de olsan sorarsın. Tabii canım. Cebinizde ne kadar para taşırsınız peki dedim. Ali Bey eline attı cebine, bir tomar çıkarttı ondan sonra ve saymak ister misin dedi. Ben orada bir durdum ve dedim ki içeriye sorayım yönetmenime, istiyorlarsa sayayım dedim. Ondan sonra say diye reji şey yaptı yönetmenim. Orada ondan bir sonra coşku bir var coşku var rejide. Tabii. Ben saymaya başladım. Çok da memnun değilim yaptığım şeyden ama hani bir yandan da bu bir show programı, yani bir ana haber sunmuyorum. Ciddi bir hani çok... Orada yani hakikaten bu arada araya giriyorum ama ben çünkü sevgili seyirciler şöyle inanıyorum. Hani internette bu olayı çok fazla konuşulmuş. Bulabilirsiniz hemen ama senin kendini ifade edişin yok. O yüzden böyle detaylı bu olayı soruyorum. Çok iyi bir eğitim, yani bir gazetecilik eğitimi, o bu bilmem ne, yani o an böyle bir sorguladım mı ya ben ne yapıyorum burada, bu parayı niye sayıyorum sorgulaması da yani, geçiyor. Yüzünde çünkü var hafif. Evet, yani var, bir yandan var ama bir yandan da ben o zaman artık ana haberi yeni bırakmıştım. Hı-hı. Ve bu bir artık hafif bir show programı gibiydi tabii. Ve bu normal yani, çünkü daha önce de yapılmış bir şey olduğunu biliyorum. Ondan sonra saydık. Ondan sonra o sırada reji bana işte şeydi, şimdi bize göndersin gibi böyle bir takım hani tabiri caizse geyikler yapılıyor falan. 5000'ini ayırdınız. 5000'ini ayıralım falan. Hani bunların hepsi tabii ki şaka. Adamın parasını mı alacağız? Böyle bir şey vermez yok tabii ki. Vermez zaten. Zaten hayatta vermez. Ondan sonra
Neyse bu böyle kapandı. Hatta ben o programda Ali Bey'in çok üstüne gittim. O zamanlar işte Ortanca Hanım diye bir evet. açıklaması vardı. Benim Ortanca Hanım. Ben ona dedim ki yani bunu bir kadın size söylese benim Ortanca Bey diye. Hani kadınlar üzerindeki bir takım sıkıntılı açıklamalarıyla ilgili ben onu sıkıştıracak sorular da sordum. Hani orada sadece eğlendik, parasını saydık, adamı da pohpohladık, gönderdik gibi bir şey olmadı. Ciddi sıkıştı yani programın tamamı seyredildiğinde. Hani adama sorulacak her şeyi sordum ben Ali Bey'e. Ondan sonra ve gayet güzel bitti program. O sırada tabii Twitter'da konuyla ilgili TT oldu. İşte linçleyenler var, gülenler var. Bunu gerçekten sadece bir şov olduğunu anlayıp normal insan gibi tepki verenler var falan. Ertesi gün yönetimle konuştuk. Hani nasıl oldu? Aa program bir gece ilk programdı. Bir gece de tanındı gayet güzel. Her şey dediler hiç sıkıntı yok dendi falan. Her şey güzel. Her şey gidiyor. Güzel. Üzerine 8 program daha yaptık zaten. Doğru. Evet 23 gün sonra çünkü sanıyorum olanlar tabii, tabii. olmuş. Ondan sonra işte bu sebeple program bitirilmiş gibi gösterildi. Ama para sayma hikayesinden bitirildi gibi gösterildi. Ama öncesinde bütün hani yöneticiler de zaten hani sıkıntı yok. Hiç gayet güzel program devam ediyor dendi. Onun üzerine çok değerli başka konuklar peki? ağırladım. Ondan sonra... Yani bir itiraf üzerine gidelim o zaman. Ne olmuş hakikaten? Madem para değilmiş. Çünkü hakikaten seninle ilgili yazılan işte Ali Ağa'nın parasını saydığı için işinden kovuldu. Evet, böyle haberler var. Yani bu zaten bir kovulma nedeni değil yani. Hani belki bir hani çok rahatsız oldularsa en fazla uyarı alabilirsin. Zaten eğer rahatsız oldularsa programın sonunda işine son verirler. Tabii ki. Yani üstünden bir ay, bir buçuk ay. Canlı yayınlanıyordu program. Canlıysa hemen telefon açıp ne yapıyor tabii. derler. Genelde böyle benim başıma çok geldi. Tabii tabii. Çabuk öyle bir şey susturun yok. Olur. Aynen. Tabii. Olayın sonradan benimle ilgili atılmış bir gazeteci tarafından, başka bir tweet yüzünden ve benim daha önce çalıştığım iş yeri yani kanal yüzünden olduğu falan ortaya çıktı. Başka yani sebepler. Aslında bambaşka sebep. Şimdi oralara tabii çok girmeyeyim. Ama aslında Ali Ağalı'nın parasını saymakla alakalı olmadığını ben biliyorum. Herkes de biliyor zaten. Hani burada da bir açıklama yapmış olalım yıllar sonra. Peki şey soracağım. Yani hani ben mesela ilk soru olarak hakikaten edepli usturuplu demişim ki soruları hazırlarken yani bu ne hissettin? Yani o ertesi gün işte bu hani 23 gün sonra Ali Ağalı yüzünden işte işinden ayrılmak durumunda tırnak içinde bırakıldığında hani ne hissettin? Tamamen sadece duygunu soruyorum. Küskün mü hissettin, öfkeli mi hissettin, sektörü yapmıyorum bu işimi dedin falan. Ne o anki çünkü çok ciddi bir linç. Şimdi herkes linç yiyor ama o zamanlar linçler daha yeni. O yüzden keşke ne hissettin? Keşke bu yani? Kadar saçma sapan bir sebep ortaya sunacaklarına neden bunun olamayacağını bana normal söyleyip korkmadan... Hani ne sebeple korktuklarını ve yolları ayırmak istediklerini söyleyip bana özelde, tabii ki bunu basın önünde değil, hiçbir şey duyurmadan insanlara bunu çok temiz halledebilirdik. Ama böyle bir sebep öne atılıp hiç olmayacak bir sebep yani. Beni linç ettirmek, ettirmeselerdi keşke. Böyle hissettim. Kırgın. Çok haksızlık yapıldığını hissettim yani. Affettin mi? Allah affetsin. Allah havale bölümündeyiz. Allah havale bölümündeyiz. Ali Bey aradı mı? Benim aklıma bir de dedim ki Ali abi acaba aradı mı? Çünkü o böyle o, muhtemelen sonuçta bu olayda bir kahraman ya o da hikaye. Ne oluyor ya falan demiştir. Acaba yani Ali Bey aramadı ben mı? Ali Bey'i aradım. Dedim Ali Bey böyle böyle bir şey oldu diye. Allah Allah ne alakası var ya ne olacak falan. Ali Bey'in rahatlığını biliyorsunuz. Hay Allah çok üzüldüm falan dedi. Öyle kapattık diye. Ali Bey'le hiçbir alakası yok ki olayın. Hani evet adam. Yani Ali Bey şovmen gibi bir adamdır zaten. Tabii, o sayar, saydırır, güldürür, eğlendirir. Yani ciddi olur. O başka bir şey. Ali Bey'le hiç benimle de alakası yoktu aslında olayın. Olay bambaşka bir noktada. Hani çok daha temiz ve gürültüsüz çözülüp herkes rahatlıkla kariyerine devam edecek şekilde olabilecekken çok ciddi bir haksızlık oldu. Üstünden de çok yıllar geçti. Şimdi tabii yıllar sonra sen sorunca anlatıyorum ama çok üzücüydü ve çok zorlayıcı bir dönem. Çok zor bir dönem geçirdiğini düşünüyorum. Evet. O yüzden özellikle bunu sormak istedim. Akabinde bir de bir isim daha var. İlber Ortaylı. Bir de mesela İlber Hoca'nın galiba konuk olmuş. Ve orada da mesela şöyle bir şey. İlber Hoca işte bu programda o kadar sıkıldı ki telefonuyla oynadı falan gibi. Böyle bir forumlarda böyle bir sohbet bir durum var. Onu da sormak istedim yani. Çünkü yine o konuda da sen hiçbir açıklama yapmamışsın. Ya ne yapacağım? Çünkü yani. Anlatayım hemen. O forumlardaki linçlere ben inanamıyorum zaten. Orada insanlar hani ellerinde silah olsa birbirini öldürecek. Niye böyle tanımadığın insan hakkında bu kadar kötü şeyler yazmak istersin? O nasıl bir ruh kötülüğüdür onu bilmiyorum. Anlamıyorum ama onu. İlber Hoca benim o zamanki program 10'da başlayıp 12'de bitiyordu. Arkası açıktı. İstersek devam edebiliyorduk. İlber Hoca geldiğinde 12'yi 1 dakika bile geçiremem dedi. O program 2'de bitti. Yani İlber Hoca sıkılsaydı zaten ekstra 2 saat kalmazdı. Ki İlber Hoca
Çok tatlı bir adam. Çok tatlı bir adam ve zaten her katıldığı programda o telefonu açık bırakıyor, telefon çalıyor. Evet. Yani programı seyredenler gördüler. Çok eğlenceliydi. Özel hayatına kadar girdik. Çok espriler yaptı. Asla konuşmaz, tabii canım. Etmez. Özel hayatıyla ilgili mesela evlenmeyi düşünüyor musunuz diye soru sordum. Ayarlayacağım biri mi var falan diye cevaplar verdi. Çok şeker yani. Murat Bey aradı gerçekten. Ha, zaten onu diyorlar. Hı. Murat Bardakçı arıyor. Murat Bey'i hoparlöre aldık. Murat Bey'le de sohbet edildi o programda. Yani beni bırakıp da Murat Hoca'yla sohbet etmedi İlber Hoca. Ki yani çok televizyon tarihi şunları da gördü yani. Uyuyan konuk görmüşlüğümüz var hepimiz. Ay, yani. Bu olur. Bazen tabii konuklar ki. Dalarlar. Dalarlar. Yani. Ki çok keyifli bir programdı. Çok da güzel rating aldık o programda. Hı. İlber Hoca da gayet memnun kaldı. Ama yani ne sebeple yani buradaki forumlarda çok kötü niyetli insanlar da var. Çok iyileri de var. Ama gerçekten hani programın tamamını seyretmeyip işte bana bir noktada gıcık olmuş. O programda hoca sıkıldı. Nereden biliyorsun? İlber Hoca arayıp seni çok sıkıldın mı dedi. Yani hiç öyle bir şey yok. Adamın tavrında da öyle bir şey yoktu yani. Gayet de güzel bir programdı. Çok kendinden eminmiş gibi yazılıyor o yorumlar. Benim de hiç anlayamadığım bir hikayedir o. Peki sosyal medya, hani günümüze dönelim. İşte Instagram aktif kullanıyorsun. Twitter aktif kullanıyorsun. Evet. Ona da baktım özellikle. Buralarda da o forumlardaki yorum yazan hanımefendiler ve beyefendiler, ama çoğunlukla hanımefendiler oluyor. Evet. Burada da varlar. Mesela Instagram'da kötü yorum geliyor mu, Twitter'da kötü bir şey oluyor mu ve nasıl bunu şey yapıyorsun? Yani tepkin ne oluyor? Yani şöyle mesela çok ilginç. Mesela bir fotoğraf koyuyorsun. Hadi bakalım. Günaydın yazıyorsun. Altta inşallah ölürsün yazıyor. Ya sen Allah'ım. Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? Hiç tanımadığın bir insan için. Çok neden üzülüyor. Ya? Yani üzülüyor ama ya. Azlar yani çok ilginç bir şekilde bilmiyorum yani azaldı onlar. Mesela bazen şey yapıyor işte, ne kadar çirkinsin. Aa evet. Bakma. Yani, o var. Bir de şey yazmışlar mesela, bundan 10 sene önce bir de yani çok daha ben gençken. Yüzünü öyle bir yaptırmış ki burnunun bilmem nesi bir yere. Böyle baktım. Yani hani neden yaptırmadım ama hani diyelim ki yaptırdım. Sana kime ne? Yani. Ama çok güzel yorumlar da var. Çok destekleyici olanlar da var ki daha fazla onlar. Allah'tan bazen konuklara şey yapıyorlar. Mesela bir konuk aldığımda eğer konuğu sevmiyorsa kötü bir şey yazabiliyor. O da benim sorumluluğumda. Çünkü konuğumu da korumak zorundayım. Ya siliyorum ya engelliyorum. Bakıyorsun ya cevap yani teknik. Şu an bu arada an itibariyle YouTube'da yapıyorsun işini. Onu da söyleyelim hani bilmeyenler için. YouTube'daki yorumlara da böyle bu şekilde bakıyor musun? YouTube'da bakıyorum tabii ki. YouTube'da çok ilginç bir şekilde kötü yorum gelmiyor. Yani şey. Instagram'da ve Twitter'da mesela zaman zaman olabilen şeyler. Twitter'da gerçekten ilgilendiği konuyu anlatan insanlar çıkınca, işte sevdiği bir kişi ise de eğer ters bir fikir bile söyleyecekse çok kibar bir şekilde söylüyorlar. Burada evet YouTube abi, biraz daha sakin. Instagram'da galiba. Şey var. O böyle gönder gelsin Instagram'da var yani. Evet. O çirkinsin sen. Hikmet abi yani geçenlerde biri bana yaşlı delikanlı mı ne yazmış mesela. Yani gerçekten sabah gözümü açtım yaşlı delikanlı yazmış. Gencecik de bir kızımız parlak bir zihin dima olsa gerek. Yani ben sizin yaşınızdayken çok üşeniyordum böyle şeyler yapmaya. Evet ya. Büyük takdirimi topladı. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben seni sevmiyorum diyelim yani. Olabilir herkes tamam tabii mı? Ki. Ben senin sayfana girip de üşenmiyorsun bakacağım. Yani. Altına diyeceğim ki öyle ol böyle bilmem ne falan. Ya niye yahu? Niye? Yani niye bu kadar kötülük? Ne ya gerek var? Galiba biraz yani hani şuna bağlıyorum. Hayatsızlık mı? Mutsuzluk. Yani insanlar mutsuzlar, insanlar üzgünler, kırgınlar, sinirliler, öfkeliler ve bunu bir şekilde bir yerden boşaltmak istiyorlar. Ve buna biz vesile oluyoruz diye düşünüyorum. Evet. Ama hani benim uzun seneler kalbim çok kırıldı. Yani evet yengeciz ya, biz ikimiz de. Evet, o çok yüzden olmaz o iş. Hakikaten üzücüm. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Ben aslında ona da üzülüyorum biliyor musun? Tabii. Yani kalbinin ruhunun o gencecik yaşta bu kadar kötüleşmiş olması. Tanımadığı insanlara. Ya ben tanımadığım birine gidip yorum yazmam mesela. Hiç kavga ettin mi peki böyle motomot? Ya da mesela mahkeme boyutuna falan taşınan bir şeyler yaşadın mı? Yok yaşamadım. Kavga da etmiyorum. Çünkü yani ilk başlarda böyle cevap yazsam falan diye düşünüyordum. Bizim böyle, Pınar Altuğ mesela tek tek cevap verir. Veriyor. Vallahi ama veriyor o zaman yani. Sen de yani Pınar için demiyorum ben Pınar'ı çok severim. Çok ama mesela hani cevap verince onun seviyesine düşüyorsun. Yani cevap verirsen sadece böyle iyi niyetli bir şey yazıp hani belki utanmasını sağlar falan diye düşünüyorum. Utanmıyor ya da hiç yani. Mesela bazen de böyle çok iğrenç hani artık içine cinsellik karışmış çok ağır şeyler yazanları zaten direkt engelleyip şikayet ediyorum. Ha, okay. Ama hani kötü bir şey yazıyorsa da hani
ruhuna iyilik dileyen falan cevaplar bazen yazıyorum. Bazen de direkt siliyorum hiç uğraşmayayım, sinirlerimi bozmayayım diye ama hakikaten bence çok yazık yani. Enteresan bir yere doğru da gidiyor. Eski yani bu sosyal medya bizi ne yaptı, ne hale soktu sohbeti var ya, o gerçekten ciddi bence bir takım psikolojik rahatsızlıklara da sebebiyet vermeye başladı. Yani ya bu filtreler şunlar, bütün kadınlar kendini öyle, hepimiz ya. Tabii yani canım. Öyle sanıyoruz. Tabii. Çok korkunç. Normal fotoğraf çektiğimiz, ay o da hemen bir face app yap falan halindeyiz. Ne kadar fena ya, bir şey yani. Şey. Çocukluk arkadaşımı tanımıyorum fotoğrafta mesela. Bir, yani bir tanesi var ki hani bir uygulama, o zaten yüzü başka bir yüz naklediyor. Aynen. Yüz nakli gibi bir şey. Ama sonra sabah yataktan hani böyle kalkıyoruz ya. Ben çok kötü bir şey. Ben bazen, benim iki arkadaşım var, isim vermeyeceğim. Çok da yakın arkadaşlarım değiller yani Allah'tan. O yüzden yakınlarım üstüme alınmasın. Şey mi yapıyor? Safiye Soyman filtresi mi yapıyor? Ben ya, Safiye abla kusura bakma ama yani inanılmaz bir şey yapıyorsun. Böyle başka ay, bir şey. Evet ya. Hayır. Öyle bir filtre kullanıyorlar ki ikisi birbirinin aynı olmuşlar ve ben hangisine baktığımı bilmiyorum. Yani o mu bu mu? Aynı aha, oymuş şablon diye. O galiba. Evet, bence şablon. O şeyden buluyor. Gözü kaşı şablonsa koyuyor, bence öyle o. Ya bir bilmiyorum de bu filtreler yani. Falan şeye çok üzülüyorum ben. Mesela gencecik kızlar böyle 20 yaşında yüzünde bir sürü estetik yaptırmış. Çünkü o filtredeki gibi olmak istiyor. Aslında ne kadar zorlayıcı bir şey. Psikiyatristler bu yüzyıl o kadar iyi para kazanıyor. Tabii. Yanlış meslek seçmiş. Yani gerçekten iyi para kazanıyorsunuz. Kesinlikle. Peki güzellik meselesinden gelelim. Ha, şimdi ben dün arama motoruna mesela İkin Olcay'da yazdığımda mesela böyle şeyler çıkıyor ya, ne arandı. Hı. Estetiksiz hali diye bir şey var. Bazı konuklarımda denk geliyorum. Şimdi ben de ona zaten öyle not almışım. Hemen anlatabilirim her şeyi. Nedir? Yani öyle bir estetik durumu mu, bir değişim mi var? Hiçbir fikrim yok bak. Yani benim, beni çok yakın tanıyan insanlar bu dediğime inanacaktır. Çünkü ben eğer bir şey için annemin üstüne yemin etmiyorsam kesin altına bir madelik ara yani. Ama ediyorsam yani tamam şey yani. Tamamı. Yemin ederim ki sadece botoks yaptırıyorum. Bu yaşımdayım ve şuralarımda botoks var. Başka da yüzümde hiçbir şey yok. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Ne kadar çok yaptırırsan o kadar yaşlı gösteriyorsun. Ha, bağımlısı oluyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Karşı falan değil. Şimdi mesela dün bir şeye gördüm. Buralara bir şeyler yapıyorlar. Burası böyle hafif yukarı çıkıyormuş mesela. Bir lifting miftik var. Acaba yaptırsam mı diye düşünüyorum. Ben sana bölüm sonunda bir tane krem vereceğim. Vallahi geceleri süreceksin onu. Bir süre yaptırmana gerek yok. Bir ya. Şey, ya sabah kalkıyorsun böyle hafiften hafiften yukarı cidden gelmiş bir şey. Ben çok bu işlere meraklıyım. Bölüm sonu onu halledeceğiz. Ay, harika. Sonunda. Ya, ama yapabilirsin hiç, yani. Tabii canım hiç karşı değilim. Yani mesela dudağımı biraz büyütsem mi diye düşündüm ben. Fakat çok korkuyorum. Dudağımı yine batırtamam. Acıyor. Yapamıyorum. Acıyor. Ama duygusu yani, ben sonradan üstünü mesela yaptırttım. Benim üst dudağım hiç yok. Bu tamamen ay, insan yapısı. Çok güzel duruyor ama. Bak ama acıdı. Nefis. Ama ben o acıya tamam, ben katlanamayacağım için botoksa zor dayanıyorum. Yani düşünürsen beraber gidebiliriz. Vallahi. El ele doktora gidiyorlar. Ama bu estetiksiz hala hakikaten niye öyle çok bir merak arama var? Ya evet. Şöyle bir şey olabilir. Bak. Ben 18 yaşından beri ekranın önündeyim. Evet. Şimdi 18 yaşındaki yüzüme bakıyorum. Doğal olarak. Yani böyle daha dolu dolu, biraz kiloluyum herhalde orada. Yani hiçbir zaman çok kilolu olmadım ama insanın yüzü oturur ya bir 30'undan sonra. Ay dur. Belki odur yani. Bir dakika dur ya. Kilo dedin de aklıma geldi. Ben sen hiç o, böyle, 38 beden falan olan kadınlarla ilgili bir tweet falan attın mı? Böyle bir şey yok, var mı? Yok, o da yalan biliyorum. Heh. Ben 38 beden bilmem neleri, yok öyle bir şey ya. Ben çünkü gördüm ama tweet'i bulamadım. Güya sen 38 beden üstü kadınlar çuval giysin falan yazmışsın. Çuval giysin. Evet yazdın mı? Her yerde böyle bir haber yok, var. Yok vallahi yok öyle bir şey. Peki. Yani bir de şöyle bir şey var mesela, ben hani böyle şey beden olup, ben ömür boyu hep böyle aman rejim yapayım, aman zayıf kalayım gibi bir takıntım var maalesef. Olabildiği de bu yani, bir bu şey kadar kalabiliyorum. Gayet zayıf, gayet zayıf. Fakat rejim şeye çok hayranımdır. Hani mesela böyle bayağı kırk beden falan. Hı-hı. Ama böyle crop giyiyor, bilmem ne, hiç umursamıyor. Ay müthiş bir özgüven, keşke bende de olsaydı da böyle sürekli salatayla yaşayıp zayıf kalmaya çalışmasaydım yani. Ay çok ilginç. Böyle bir peki mesela çok enteresan değil mi? Böyle bir şey yazmamışsın ama öyle bir millet işte yazmış ki o kendi çuval giysin falan. Ben de aradım sorayım bunu sana diye yok, ama tweet'i bulamadım. Yok öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Çünkü yani işte o yüzünün yapılmamış yeri kalmamış, burun delikleri havaya bilinen dedikmiş. Biri de senden biraz hoşlanmıyor olabilir mi? Bilmiyorum acaba? Olabilir. Yani çünkü internette acaba? Böyle sürekli bir kadın düşmanı hal lanse ediliyor. Bence öyle. Hiç de kadın düşmanı değilimdir hiç yani.
Ben anlarım uzaktan kadın düşmanını. Çok uzmanlık alanı, hiç öyle değilsin. Vallahi değilim tabii, yani. Tabii. Bir de yani kadın kardeşimi çok severim. Kadın gerçekten. Kadının yurdudur diyor benim, evet. Çok yakın bir arkadaşım. Ben de ona diyorum ki yok, o yurdu değil, kurdu. Sen bir gün anlayacaksın diyorum. O ısrarlı bir şekilde yurdudur, evet, diyor. Kadın, kadın düşman edinmek de çok korkunç bir şey gerçekten bence yani. Çok acımasız olabiliyor kadınlar çünkü. Ne yazık ki, evet. Ama unutmuyorlar çünkü. Evet. Erkekler biraz daha, bir tık daha çabuk unutabiliyor da kadın... Ya kimsenin ayağına basmazsan eğer ruh hastası değilse düşman olmuyor zaten. Ama ruh hastasıysa oluyor yani hiç uzaktan. Hiç böyle bilerek, isteyerek, ama hakikaten böyle madilik anlamında bir sektörden de olabilir. Bir kadına ya da birine böyle bir hafif bir şey, ayak kaydırma, işiyle ilgili bir şey falan yaptın mı? Yapmadım. Ben çok korkarım ondan. Yani çünkü sana misliyle geri döneceğinden düşünürüm. Hayır, kadının bana bir şey yapmasından değil, Allah'tan korkuyorum. Yani kadın en fazla ne yapabilir de, yani o işin karması var. Yani ben şunu düşünüyorum, attığımız her adım, mesela yalan söyleme falan diye konuştuk ya. Ben asla hastalık yalanı söylemem mesela. Hani bir yere gitmeyeceksen. Evet, evet, doğru. İşte, aman annem hasta de falan derler. Böyle, ay manyak mısın? Çağırıyorsun ne diye, Allah korusun onu, yani. Onu, hani hakikaten o karmanın çok hızlı bir şekilde döndüğünü düşünüyorum zaman zaman. O yüzden... Hani kimsenin, herkes işini yapsın ya. Yani ama bana da yapmasınlar keşke. İşte evet. Bana yapılıyor çünkü yani. Onu biliyorum. Yani sana yapılıyor ve sen muhtemelen sana yapıldığını anlayınca da sinirlenenlerdensin. Ay. Ben aptal yerine konmaktan hoşlanmayan biri şey. Olduğunu düşünüyorum. Aynen karşına. Öyle. Evet. Peki aşkla ilgili ben buraya iki evlilik var. Kuruma küskün müsün diye aptalca bir şey yazmışım. İki değil oysa ki yani. Ay çok sayısını çok şey yapmıyorum. Ben hoşuma gittiği için sayısını söylemeyi istiyorum. Çok hoş çünkü. Ay yok, hiç o konulara girmeyelim boşa. Ama kuruma küskün değil. İkiden ben fazla mı? Seviyorum. İkiden fazla, İkiden evet. fazla ben gazetecilik hatası yapmışım. Bulamamışım yani. Estağfurullah. Evlilik hayatın neresine? Kurumla ilgili tam düşünceni merak ediyorum. Yanlış kişiyle yaparsan hayatını cehenneme çeviren bir şey. Kesinlikle. Yani başıma gelmişliği var. O yüzden korkunç bir şey yani. Ama doğru kişiyi bulduğun anda, eğer arkadaş olabiliyorsan. Hı. Yani ben şey yapamıyorum mesela, böyle mıç 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 sevgili falan, böyle hani vardır ya böyle şey, kurallara göre oynanan evlilikler falan. Üç gün duramam içinde yani. Ben eğleneceğim adamla. Tamam. En yakın arkadaşım olacak aynı zamanda. Güleceğim, şey yapacağım. Yani böyle hani kendimi sonsuz eğer rahat hissedersem o zaman çok mutluyum. Mesela ben şu an evliyim yani. 6 senedir birlikteyiz biz. Son 3 aydır falan ama evliyiz. Ay çok Hiçbir güzel. Şey değişmedi mesela. Çok eğleniyoruz. Çok 6 tatlı. 6 sene birliktelik sürüp sonra evliliğe gitmişsin, sebebi şey mi? Yani 6 sene boyunca emin mi olmak istediniz? Çünkü... Hani risk alma, hani 6 sene uzun bir süre. Yok, üşendik. Niye? Gün almaya mı üşendiniz? Ya, hemen veriyorlar. Hep. Yok şöyle, aynı evde yaşıyorduk zaten. Tamam. Ondan sonra, zaten evli gibiyiz. Aynı işte yani ne yapsak, evlenelim. Tamam bu yaz evlenelim ve aman boş ver sonra falan filan derken. Sonra peki ne oldu? Hani artık rahat battı falan. Sonra bir... rahat batmadı. Bir anda Murat elinde bir yüzükle haydi diye evlenme teklif edince tamam o zaman dedik. Onun da üstünden bir sene geçti. Peki şey mi? Böyle hani... Böyle işte ne bileyim, böyle balonlu bir teklif mi, böyle nasıl bir şey? Ya bazen anlatayım sana, çok ki. Eğlenceli. Ben tam bir öküz yani, anlamadım evlenme teklif ettiğini. Çünkü Alaçatı'daydık. Ondan sonra bir de bizim artık orası hani ikinci evimiz gibi. Ondan sonra hiç de oturuyoruz. Erkenden beni şey yapıyor. Hadi yürü otele, akşam buraya geleceğiz, yemek yiyeceğiz. Arkadaşımızın beach'in kenarında yine denizin üstünde bir restoranı var. İsim verebiliyor muyuz? Veriyoruz diye düşünüyorum değil mi? Veriyoruz. Verebiliyor muyuz? Rakiş vardır bilirsin. Evet. Şeyde. Olacak işe gideceğiz akşam 8'de. Ya dedim, daha geldik ilk gün, bismillah tamam gideriz. Yani ne bu acele falan. Neyse gittik, otelde kalıyorduk o zaman. Bir şeyler giyiyor. Daha şık bir şeyler giysene falan yapıyor. Ya o manyak mısın, yoldan geldik. De hiç yaptığı bir şey değildir yani. Ha böyle sürprizli şeyli bir adam değil yani. Ha yok normalde. Hayır, kıyafete karışmak ha. falan. Daha şık bir şey giysene falan. Demek bir kere hayatında o gün. Sinyal Allah veriyor. Allah Allah falan dedik. Neyse tamam, hadi daha şık giyineyim. Oğlum dedim, niye bu sürükleniyoruz, niye 8'de oradayız hiç falan. Hiç mi böyle güncelleme gelmiyor? Ya bu adamın halinde de bir şeyler hiç var. Hiç aklıma gelmiyor. Allah. Ya tatile gelmişiz daha ilk günün akşamı. Girdik rakışı, ondan sonra birileri üstüme gül atıyor. Yürüyoruz, kumun üstünde yürüyoruz zaten. Hala anlamadım. Ne yapıyorsunuz be diyorum, çünkü hem oranın işletmecisi sahibi iyi, arkadaşım, hem garsonlar arkadaşımız, ne oluyorsunuz ya falan diyorum ben. Ay, basar değil mi ulan adam yani bir şey hani yapıyor. Durup dururken niye gül atıyorlar acaba üstüme, yani doğum günümde değil. Doğum günümde gerçi değil ben falan. Ben de anlamayabilirdim ya, basiret ben böyle şey arkadan masaya gidiyoruz doğru falan. Mu yürüyorsunuz? Masaya doğru gidiyoruz. Denizin üstü yani orası. Aa, ondan sonra bir döndüm, arkada Murat bir çıkartmış elinde yüzük. Aa ne oluyor ya falan, ben hala böyle. Kemancı memancı da çıktı mı? Kemancı memancı da güller müller.
beraber zaten herkes geyik yapıyor yani. Çünkü bir arkadaş grubu gibi orası o an yani. Herkes tanıdı. Ama insanlar herhalde senin anlamıyor olmandan mütevellit bir şaşkın. Ona gülüyorlar zaten. Ondan sonra dedim böyle ayakta olmaz diz çökeceksin. Hah yaptı mı? Onu yaptı valla. Ben de biraz şey yaptım böyle altı senesinde. Aa bilemiyorum falan filan. Ay, çok artık güzel. Evet de falan yaptı böyle. Ay, güzelmiş. Neyse öyle gayet eğlenceli bir şekilde. Sonra hep birlikte yemek yendi falan. Öyle evlenme teklif ettik. Sonra teklifi aldım. Bir sene sonra yine Alaçatı'da evlendik. Yani yine aynı yerde evlendik. Allah bir yastıkta kocatsın. Ne deniyordu hiç hatırlamıyorum ama. Yani Allah bir yastıkta kocatsın. Ya eğer birlikte eğleniyorsan, arkadaşsan o devam ediyor. Ama yani ortak zevkin yoksa, eğlenmiyorsan, işte konuşacak bir şeyin yoksa, sana karı mesela bu yaştan sonra birisi bana işte ne giydin, ne yaptın, o kim, o niye aradı, onu yapsa mesela mümkün değil dedim. Peki sen kıskanç mısındır? Yani sen mesela ne kadar karşı tarafı acaba kıskanırsın? Ben gençliğimde yani 20'li yaşlarda hakikaten ruh hastası gibi kıskançtım. İşte bak biliyorum oradan. Tabii. Sonra şunu anladım. Ne oldu? Yapacağı varsa bir adamın, istiyorsan zincir vur, arka odaya bağla, oraya getir o kadını yani. Peki hiç aldatıldın mı? Kesin aldatılmışım. Ama yakalamadın değil mi? Yakalamadım ama %100 eminim aldatıldım. Nasıl eminsin ama yakalamadıysa? Adamın doğru. Huyundan suyundan belli canım. Sonradan çıktı ortaya, yapmış yani. Biz boşandıktan sonra anladım. Ha bir de tabii, şey. Tabii. Ama hiç yakalamadım yani. Tüy Allah. Ama şunu anladım ki bir adama ne kadar baskı yaparsan adam o kadar bunu yapmak istiyor. O yüzden şimdi saldım yani yapıyorsa da eğer anlarsam hani zaten anında biter. Yapmayan adama da vay bilmem ne diye böyle sürekli sorgulamanın çok manası bak, olduğunu çok düşünüyorum bu yaşta. Niye gülüyorum biliyor musun? Bak Salih Keçeci bugün de onun kulaklarını çınlatıyoruz. Benim eski magazin sunduğumda partnerim. Salih abi sürekli bana diyor ki erkek dediğin kuş gibi. Ne alakası varsa bana diyor ki böyle tutacağın avucunda ama böyle çok sıkmayacağım. O zaman şey olur, hani ölür. Ama böyle kafesi de böyle açmayacağım. Yani böyle her anlamı sabah bana erkek dedim kuş gibi dedi ama sonuç yani çok anlayabildiğim o doğru bir şey söylüyorsun herhalde. Yani sürekli o kim, bu kim, o ne, onu ne yaptın, o bilmem neyi falan. Yani ben bundan çok yani bu yaşımda bununla uğraşamam. Bana da yapılmasından hoşlanmam ama tabii ki birbirimize soruyoruz. Ama çok soruyoruz. Bir güven gerekir bunun için yani. Yoksa olur mu? Var o herhalde. Tabii ki soruyorum bu ne ya falan dediğim çünkü şeyler oluyor. Çünkü sosyal medya bir şey var ya meşhur Instagram'da orada sürekli herkese hani artık... Çok rahat. Yani ulaşım çok rahat. Hiç insanlar şunu düşünmüyor. Sinir oluyorum ya. Oraya sen de yanak yanak fotoğraf koymuş. Demek ki adam evli. Sen de aha da yanında kalp koymuş. Sevdiceğim demiş. Bilmem ne demiş. Sen hala neyi zorluyorsun? Hala neyin mesajını atıyorsun mesela? İşte bunlar çok acayip yani. Tabii o noktalarda yani hani rahatsız olduğunu ya da bir böyle ne oluyor ya dediğin şeyleri tabii ki sorarsın. Ama hani şey vardır ya. Nereye gittin? Saat kaç? 3 dakika geç kaldın falan. Evet. Yani, gençken ben de öyleydim. Ben de öyleydim. Ben de. Ama hiçbir işe yaramadığını gördüm değil mi? Ya gördüm koltukla tek başıma işte biz ekip olarak. Yani benim sonucu hiç hayırlı olmadı. O yüzden öyle yapmamak lazım. Ya yapmamak lazım. Yani bir de karşı tarafta da şey oluyor. Ya ne kıskandı vay ben neymişim falan tribüne giriyor adamlar. Ay ben yani bunun vasit kumaşıyım. Demek ki çok korkuyor. Tabii. O zaman ben bu kumaşlığımı kullanayım. Bu kadar mı kaybetmekte vay ben neymişim falan o hiç gerek yok. Yani. Yapmayın sonra böyle bu kadar bazen şey oluyor ya böyle ilişkilerde kadınlar kıskanır bilmem. Sonra kadın patlanak bir gider. Ondan sonra oturursun sit kumaşı tek başına var. Kaldı derler yani. Şaka gibi o mesela sürekli. O zaman MSN vardı, MSN'ini hackledi, bilmem nesini hackledi. Sürekli de bir şey buluyor. Programcı gibi olmuş o. Tabii. De var öyle arkadaş. Ama ben geberiyorum gülmekten çünkü her seferinde yakalıyor. Ve affediyor. Bir kıyamet kopuyor, teknelerden masalar aşağılara atılıyor falan. Bak öyleli kavgalar yani, marinalar birbirine giriyor falan. Ama tekneler mekneler var yani böyle şey de... Yok be fakir teknesi, öyle zengin bir adam falan da değil. Ondan... Hani bak, böyle şeyi düşünüyorum, büyük de bir tekneyse hiç bari. Hiç alakası yok. Adam evden kovuluyor. 5 gün sonra tekrar barışıyorlar. Kardeşim o zaman niye sen bu adamın peşindesin? Şöyle bırak olur, yapsın. Adam tek başına mı geliyor yoksa mesela bir yüzükle efendim çantayla ayakkabıyla yüklü yok, mü geliyor? Yok tek başına geliyor. Kendi mi geliyor? Tek başına geliyor. Yani adam böyle hani zengin adamı buldum bırakmayın falan da adam da hiç bulmadım çünkü ben zengin. O yüzden uzaktan izlediğim kadarıyla böyle şeyler yapıyor. Tabii. Yok bu böyle değil. Bu bizim gibi bir kız. Adam da normal saf. Ya. Saf. Ondan böyle sonra... yapılıyor yok izledim. Fakat... Biliyorum. Tabii. Biliyorum böyle yapıyorlar. Tabii. Bir tane numara var onu geçenlerde gördüm. Alışveriş merkezine gidiyorlar. Böyle mesela iki tur atıyorlar. O ikinci tura doğru ay şunu da çok beğeniyorum. İkinci turda. He. Sonra yemek yiyor. Dördüncü tur tekrar aynı yerden geçerken hafif iteklemek suretiyle adamı mağazaya sokuyorlar. Birebir şahit oldum. Ay ben çok vallahi gördüm şey girdi. Yapmaya ya. Girdi ya.
Girdi aldı çıktı. Çünkü o bilinçaltına o kadar yerleşmiş ki adam ne yaptığını bilmedi. Adam da alıyor yani. Ediyorum. Adam adama da normal bu yani. Çünkü o böyle şey hani uykusu hani bir bilinçaltı programlamacıları böyle hani dil öğrenmek için falan böyle subliminal mesaj verir ki uyurken hani hipnoz gibi. Bu da öyle. Oradan geçerken bir itekleme itekleme dördüncü dal ben bunu niye alıyorum diye alıverdi. Vay be. Ya. İşte, yapamadık kaçırdın? Bunları yapamadık. Ama sen mutlu evli baklı bir kadınsın artık. Evet. Ben yaparım şu an bunları böyle söylüyorum. Bütün hayatımı bitireyim diye. Ya yani hakikaten çok ilginç. Hani bu şey, yakalayıp atmıyorsan niye yakalıyorsun? Yakalasan affeder miydin bugüne kadar? Hiç böyle hayatında hani çok böyle ne kadar anlatmak istersen o kadar çok dikkat ederek soruyorum ama Pelin ya şöyle bir aşk yaşamıştım yakalasam da affederdim be dediğin adam oldu mu? Kişi oldu mu? Şimdiki bir eşinizi de koyabiliriz tabii. Allah muhafaza. Tahtaya. Ay Allah korusun inşallah bir şey yapmaz yani. Sakın. Ya hiç olmadı vallahi. Yani ben aldatıldığımı anladığım anda giderim ya. Yani değil mi? Şey mi var mesela geçen gün birini nerede okudum? Bir yerde okudum ya da seyrettim diyor ki yani hani niye affettin diyor kadına. Kadın da diyor ki yani bu noktaya kadar yaptığı o kadar çok güzel şey var ki bir tane hatasıyla gitmek istemedim diyor. Hı. Ama şimdi yani bilmiyorum belki o noktaya gelir insan ama bir yandan da aldatıldıysan kalmanın da çok bir anlamı yok gibi geliyor. Büyük de konuşmayayım valla bilmiyorum. Sakın. Yani bence hayatta hiçbir konuyu konuşmamak lazım ama şu olur. Hani evet çok iyidir, çok emek vermiştir ilişkiye. Hani bana çok işte ben de çok emeği varır falan. Ama her gün ben her sabah yatağından kalkıp ondan sonra işte o günü hiç unutmam onu. Her ondan dakika ondan sonra işte 20 yaşındaki haline dönersin. Böyle o mu yaptı, bunu mu yaptı ölür, diye ölür manyağa yani. Bağlarım yani. Bir ayda ölür dedi. Hani çünkü sürekli onu mu yaptı, onu mu yaptı, onu mu yaptı zaten insana hastalanır. Ya ben şeyi görüyorum. Yani bizden önceki jenerasyonda aldatılıp aslında affetmeden hayatına geri alan insanların nasıl mutsuz bir ömür geçirdiklerini... Buradan anneme el sallamak ben ister misin? Ben de anneme el sallamak annene istiyorum. Annene inşallah. Sana açacağım bu YouTube programı bu bölümümüzle. Aynen. Yani tabii. Hayat kendine de zehir ediyor. Her şey yani... Çocuğuna da, herkese de veriyor yani. O yüzden yani. Hani ya atacaksın adamı ya da geri alıyorsan hakikaten unutacaksın. O unutmayı becerebiliyor musun? Ben beceremem mesela muhtemelen. Asla. Hiç unutamıyorum. Neden böyle bilmiyorum. Çok zor unuturum yengeç yani. Yengeç hafızası çok iğrenç bir şey. Yani... Yani zor unutur. Yediğin kazığı. Hani asla demeyeyim ama uzun müddet biraz geç oluyor. O yüzden affedemiyorsan geri almayacaksın adamı yani. Almayacağım. Neyse geri gelmek isteyen de hiç olmadı bana. Öyle bir alma düşüncem olamadı yani. Olaydı karar verirdik. Olaydı iyiydi. Karar verirdik diye düşünüyorum. İnternette seninle ilgili bir de şöyle bir şey var. Allah ne çok güzel kadın. Ay çok teşekkür çok ederim. Çok seksi kadın. Çok çekici kadın. Bu o kadar çok var ki lütfen gir bak. Ay, sen aynanın karşısında geçtiğinde kendine böyle anladığım kadarıyla bir kilo takıntısı var saçmalık bir şekilde dikkat ediyorsun ama nasıl bulursun kendini? Aynanın karşısında kendine ne kadar acımasız davranırsın? Çok. Nereyini beğenirsin? Çok acımasızım ben. Nerelerden sarıyorsun kendine mesela? Her yerden sarabilirim kendime. Oran mı kötü, buran mı kötü? Ben bunun için doktora gittim biliyor musun? Psikiyatrist. Bayağı bir psikiyatriste işte. Gittim. Body, vücut dismorfik bozukluğu mu evet. varmış? Evet, aynen. Adama bir de gidişimi anlatıyorum sana. Yayından çıkmışım ana haberden. En güzel halimleyim yani. Süslü püslü saat akşam 7.30 adama gittim. Ben dedim kendimi çok kötü hissediyorum. Çok çirkin ve yaşlı hissediyorum. Bundan 8 sene önce. Adam böyle baktı yüzüme. Size bir ilaç yazıyorum. Tabii. Dalga geçiyorsunuz değil mi Ekin Hanım dedi. Bir şey sorayım psikiyatrist böyle mi dedi? Yemin ediyorum ve çok iyi bir psikiyatrist. Asla adını vermem sonra sakın söylerim sana. Yani. Gitmeyeyim dalga mı yani, geçiyorsunuz bak, Ekin Hanım dedi. Dedim ki yayından çıktım. Sabahtan beri haber yazıyorum. Ana haberi bitirdim. Saat 7.30 buraya geldim. Bu kadar da para ödedim. Çok eğlenmek için dalga geçmeye dedim hemen yani. Hemen kalkıp parayı geri alıp başka bir doktora gitmiş olmalı. Öyle umuyorum. Yapmak lazım tabii da aslında. Ki, tabii adam ki. Sizde body dismorfik bozukluğu evet, olabilir evet, dedi. Evet. Evet yani tamam olabilir. Ama çok güzelsiniz diyor. Yani Hipokrat ağladı gerçekten. Hipokrat ay, mezarında ters döndü bıraksın yani. Bıraksın işi bıraksın orada. Gerçekten böyle bir takıntım var maalesef. Ama yani. Çok güzelsin. Ay, ben çok de şimdi söyleyeceğim. Ama body yani vücut dismorfik bozukluğuna sahip insanlar. Ben de unutayım. Sende de var değil tabii mi? Tabii ki. O yüzden bu şimdi ben sana çok güzelsin diyorum. Ama sen aynada benim gördüğüm şeyi görmüyorsun. Aynen öyle. O yüzden de sana anlamsız hani diyorsun ki evet. Ama, evet güzelim diyorsun ama aynı şeyi görmüyorsun biliyorum. Çok kötü bir yani şey. O yüzden niye böyleyiz acaba ya? Anamızın karnından böyle çıkmış da olabiliriz. ya da ailemizin ben biraz... Minnoş travmalarımızın sebebiyet düşünüyorum. ama hani genelde de şöyle algılanırız.
Ay iltifat istiyor. Evet iltifatı şımartılmak istiyor. Hiç öyle değil. Tabii öyle, öyle gözüküyor dışarıdan çünkü... Çünkü güzel aslında kadınlarız ama öyle değiliz diye düşünüp söylediğimizde mesela aa tamam işte iltifat istiyorsun vallahi öyle değil ya. O zaman baştan yani. Merhabalar Pelin ben body dysmorphic bozukluğum var falan diye tak şunlar var ona göre diye konuşmakta fayda var. Yalnız tam itiraf programı oldu bakın psikoloğuma evet. Kadar anlattım yani. Psikoloğun ismini sonra ver de hiçbir arkadaşım falan hiçbirimiz gitmeyelim. Bu ne rezalet böyle psikolog mu olur ayol? Kusura bakmayın beyefendi izler herhalde diye düşünüyorum ama olmaz yani. Peki şu an itibariyle mesela bugün buraya gelirken falan gayet hani biraz şunu demek istiyorum. Aşk mesela 6 senelik bir ilişki sonra evliliğe evrilmiş. Yani güzel bir aşk, bir güven veren bir erkek var hayatında. Bunu biraz tedavi edici olduğunu düşünüyorum bu tip bozukluklarda. Ya öyle. Bir de şey çok ilginç. Ben mesela biz Murat'la tanıştığımızda bayağı demin sana dışarıda anlattığım konularda bayağı böyle bir depresif bir zamanımdı. Biz Bodrum'da tanıştık. Ben annemle tatile gitmiştim. Ve tanıştığımızda benim yüzümde bir gram makyaj yoktu. Şuradan saçlarımı toplamıştım. Üstümde leş bir şort falan böyle. Hani sefalet bebek şeklindeydim yani. Plajda öyle. Ve biz öyle tanıştık. Adam beni en makyajsız ve en böyle hani şaşasız anında gördü. O yüzden beni çok etkilemişti mesela. Hani bir işte ekranda görüp atıyorum ya da işte en güzel halinde bir davette görüp falan değil de ben en sefil halinde görüp aşık oldum. O güven o çok güzel bir şey. Yani bu dismorfik hikaye. Çok önemli diye... bir şey bu söylediğin. Evet ama yani bu bir erkeğin onayı falan da değil. Bu tamamen aslında kendi kendini onaylamanla alakalı. Onu yani istiyorsa gelsin hani işte Brad Pitt gelsin bilmem ne gelsin ah ne güzelsin desin. O değil yani. Kendi öz değerini anlamak. Yani zaten işte benim bu reikilere sardığım işte kendini tamir etme çabaları bilmem neleri falan filan. Hani psikolog falan da çözmüyor. Kendin çözebiliyorsan ne ararsan içindedir hikayesi. Kendin çözdün çözdün. Şimdi biraz daha toparladım tabii o konuyu. Eskisi kadar değil ama hani ama tabii ilişki güven veren erkek falan filan hikayeleri bambaşka bir yönden çok güzel. Ama bu konuda yani. Doğru. Yani ben bu öze dönüş hikayesine gelmesini sevdim konunun. Bir kere Özge Borak da bizim konuğumuz oldu. Ay ben bayılıyorum ona. Çok şeker. Özge çok de farklı. Psikolojiye çok meraklı. Mesela o da özdeğerle ilgili çok sohbetlerimiz oluyor. Bana anlatmaya çalışıyor ama ben tabii biraz kas kafalı olduğum için anlamıyorum ama doğru bir noktada duruyorsun. Peki mesleki tarafa dönelim. Şimdi YouTube'da yapıyorsun işi. Memnun musun? Mutlu musun? Mutluyum çünkü özgürsün YouTube'da ya. Yani o çok güzel bir şey. Fakat tabii ben 27 seneler. Sene ekranda olduğum için benim içimde bir kendiliğimden rütük filtrem var yani. Evet. O çok acayip bir şey. Hani tık diye kendime bir otokontrol yapıyorum. Sordum ki ya gerek yok aslında. Daha rahat olabilirim esasında. Tabii daha rahat olabilirim aslında. Hani o birazcık tabii... Şu var mı hiç ya? Çünkü çok iyi bir eğitim. Yani gerçekten hani iyi bir eğitim. Benim bir şey söylememe gerek yok. Donanım ortada işte senelerce yapılmış bir başarılı radyo programı. Radyo yetmiyor, televizyon bilmem ne bir sürü alanda başarılı bir kadın var. Teşekkür ederim. Günümüzde bugün an itibariyle bugünün tarihiyle olman gereken yerde olmadığını düşünüyor musun kariyer anlamında ve bu seni ne kadar rahatsız ediyor? Ben öyle düşünüyorum çünkü benim fikrim o. Düşünüyorum evet. Düşünüyorum. Rahatsız ediyor evet. Ama bir yandan şöyle bakıyorum hani mesela haber sunmaya başladım. İşte en iyi yerlerde işte NTV'de, CNN'de ödülüm işte, var. Bir sürü ödül var. Kanal Türk şu bu. Yani geldi o çok iyi noktalara geldim. Hani çok daha iyi olabilirdi ama medyanın sistemini de biliyorsun. Eğer tek başına ayakların üstünde durup da hani sadece kendine güvenerek devam ediyorsan seni birileri itiyor, kakıyor, tepikliyor. Sen bir ne oluyor diye düşüp kalkıyorsun falan hani böyle müdanasız devam ettiğinde olabilen ortada yani bu. Ama arkanda bir takım güçler alıp bambaşka yollara gidip falan çok daha iyi noktalara da gelebilir bir insan. Ben geceleri rahat uyumayı tercih ediyorum ya yani. Çok sert bir söyledin biliyorsun. Bak, biliyorum. Bu yengeç bak. Böyle ponçuk ponçuk konuş. O kadar sert ki bu söylediğin anlayana. Tabii. Yani tokat gibi bir şey söyledin. Yani tokadı alan var mı izleyenler arasında? Şu an şöyle yapan bizim meslektaşlarımız vardır. Size de selam. Ben sürekli birine el sallıyorum bugün bölümde. Çok sokuyor, tokat gibi biraz öyle olduk. Kusura bakmayın. Peki YouTube nasıl gidiyor? Yani hani ne hedefliyorsun kafanda mesela? Nasıl bir şey evrilsin istiyorsun YouTube? Hayal kuralım biraz. Yani YouTube benim aslında ben bir sene önce başladım ama bugünlerde yeniden sıfırdan başlıyorum. Çünkü orada bir talihsizlik yaşandı. Şu an çok akut dönemde olduğu için çok da fazla konuşamıyorum ama bir sene emek verdiğim YouTube kanalım artık benim değil maalesef. Başka bir yerde tekrar başladım. Başka bir yerde tekrar başladım ama bu sefer çok gerçekten çok iyi bir ekip var arkamda. O yüzden sıfırdan çok kolaylıkla ilerleyeceğini düşünüyorum. Programı çok seviyorum. Çünkü benim kitlemi biraz şey söylüyorum. Benim de öyledir yani. O yüzden
rahatsız ediyorum. Hani kafası hafif kırık kitle. Ben de öyleyim. Ben bu konuları çok seviyorum. Deliyiz biz yani işte. Dijitalizm, tarih, bilim, felsefe, şu bu falan filan. Ben böyle baktım. Mesela kanalı bir anlat desem nasıl anlatır acaba dedim. Yani çünkü konuklara da bakıyorum yelpazeye. Tam hani ne de, nasıl bir kanal sizin kanal? Ekin Hanım dediklerinde ne diyorsun? Yani bunu söylüyorum aslında. Mesela bu yeni dünya düzeni kurulmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Ve insanla çok büyük tehlikeler bekliyor. Hı-hı. Yani bununla ilgili birçok konuk ağırlıyorum. Onların anlattığı şeyler, şimdi ilk başlarda bundan bir sene önce anlatmaya başladıklarında bu insanlar yok bunlar komplo teorisyeni. Ya deli bunlar diyorlardı. Deli çıkartıyorsun farkındasın değil mi diyorlardı. Şimdi ne zaman çıkacaklar diye bekliyor. Çünkü bu adamlar ne dediyse en anormal Allah aşkına hocam ne yapıyorsunuz dedikleri şeyler bile çıktı. Ya adamlar komple teorisi falan diye sadece çok iyi okuyabiliyorlar yeni dünyayı. Ve gerçekten çok büyük tehlikeler bekliyor insanla. Mesela bunları konuşuyoruz. Astroloji sen de bayılıyorsun. Astroloji evet. Ondan sonra astroloji konuşuyoruz. Mesela benim programa sürekli çıkan benim çok yakın, çok değerli bir arkadaşım. Şebnem Ekşi muhteşem. Şebnem bir kez iki kez oturup kalktım. Dünya tatlısı. Vedik astroloji Vedik. Konusunda bir numara haritama bir gün bakması için dualar ettiğim insan. Muazzamdır Şebnem. Sizi tanışınca çok... muhteşem. Mesela Şebnem sadece onu değil. İşte Feng Shui'yi anlatıyor, evet. Şamanizmi anlatıyor. İşte bütün ezoterik bilgilere, kadim bilgilere sahip onları anlatıyor. İşte aile dizimi konuşuyoruz. Başka yaptırdın zaman... mı aile dizimi? Yaptırdım. Nasıl nasıl oldu? Yani ne hissettin? Ya şöyle, hangi travmalarınızla el ele tutuştunuz? Nasıl ya el ele ilk gittiğim, isim vermeyeceğim. Tamam. İlk gittiğim yerde gülme kriziyle sonuçlanan bu ne Allah anasını severseniz falan şeklinde çıktığım bir şey oldu. Sonrasında bir arkadaşımla denedik. O daha çok yeni ama esas Tuna Tüner benim konuklarımdan biridir. Çocukluk arkadaşım, üniversiteden Tuna'yı sınıf arkadaşım. Şu Tuna ile yapmak istiyoruz. Çünkü Tuna gelip benim programımı da anlattı ve muhteşem bir şey yani anlattığı şey. Bir de bu arada hani hemen parantez açayım. Tuna gerçekten gidip Bert Hellinger. Tabii, bu tabii. İşi yapan tek adam tabii. Kitabı olan ondan eğitim aldı. Aynen. Tuna'yı. Şimdi Tuna ile yapmak istiyorum o yüzden. Gerçekten çok etkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş öyle bir olsun. Anlattı ki felsefesini. Hakikaten evet yani böyle bir şey var. Hissediyorsun. Çok kuvvetli bir şey. Evet Ekin o yüzden. Ekin çok kuvvetli bir şey. Yani. Müthiş bir İyi şey. Tuna'nın boş vaktini kollayıp istiyorsan sen de gel beraber gidelim. Tuna beni bir kez açmıştı. Ailede dizmişti bizim aile. Bir kez daha dizerse 3-4 sene geçti. Hakikaten ben de isterim. Sözümüz olsun beraber Vallahi gidelim. Valla beraber gidelim burada. Hakikaten. Tuna'ya da selamlar. Mesela uzaylılarla ilgili bir bölüm yaptın mı sen? Yaptım. Ben sana inanıyor musun uzaylılara? Mesela ne düşünüyorsun bu meseleyle ilgili? Ya ben inanmamayı çok saçma buluyorum. Çünkü devasa bir evren var. Bir tane dünya var, hepimiz buradayız. Başka da hiçbir yerde bir şey yok. Olabilir mi? Allah niye yarattı bu tarafları ya? Yani çok saçma olmaz mı sadece bizim olmamız? Tabii bence ben sendeyim. Ben yani bana dese bence aramızda da uzaylılar var. Ben, öyle ben aynı fikirdeyim. Şöyle insanlara şöyle bir bakıyorum. Yani hakikaten ben samimiyetle böyle düşünüyorum. Ama dikkat ettim mesela YouTube'da şey aynen dediğin gibi eskiden böyle konular konuşulduğunda ya bunlar da ne içmiş ne delir mi bunlar denirdi. Aa, tabii tabii. Şimdi şeyler çıktı ya alıkonma hikayeleri. İşte uzaylılar beni aldı, tabii. Gemiyi aldı falan. Mesela senin konuk ettiğin bölümlerde ne konuşuldu? Hiç böyle bir şey ya duydun mu? Ya mesela Ayhan Çakmur, ya şimdi şöyle bir şey, beni alıkoydular hikayelerinde. Atıyorum bazen hani atıyorum bir şarkıcı, sanatçı şu bu çıkıyor. Gerçek söylüyor bile olsa. Direkt magazin ha delirdi, saçmalıyor aşkım. Falan filan ve işi yani evet bu reklam içinde kullanılabiliyor. Erol Büyükburç benim spermlerimi uzaylılar çaldı dedi. Hah, ben magazinciyim ben hatırlıyorum bunu. Aynen, şimdi, bende bu memleketi bunu bu. Bunu söyledikten evet. Sonra işin cılkı çıktığı için bu tip şeylerin gerçekten bir iletişim kurabilmiş insan da deli muamelesi görüyor. Çok fena. Çok fena. Yani o ayrımın yapılması lazım. Ama inanıyor musun peki? Yani bunu merak hiç burada soru falan merak. Ya ben inanıyorum. Ben iletişime falan geçmedim. Yok ama geçen var mı sence hakikaten? Ya bence vardır biliyor musun? Ben mesela Ayhan Çakmur bana şeyi anlatmıştı. O da benim konuğum oldu programda. Eski işte Mısır piramitlerinin oradaki o yazıtlar. Mesela bir şeyler buluyorlar. Kalıntılar bilmem kaçıncı yüzyıldan. O materyal dünyada yok normalde. Evet. Hani... Ya mümkün değil. Mümkün ya da o zamanın teknolojisiyle yapılamayacak bir şey. Hadi gel bunu açıkla diyor mesela. Yani bir şey var. Ne olduğunu size tabii ki yemin ederim ama ispatlayamam durumu var. Yani bilen anlatsın ama ben hani iletişim kurabilen vardır, kuramayan vardır bilmiyorum ama koca dünyada sadece bizim ben bu kadar yani ne denir ona
saçma sapan yani bir şey. Bir tek bizim yaratıldığımızı düşünmek. Yazık olmuştur yani. Saçma olur bu kadar geniş alan için. Eğer tek şey bu dünyadaki yaşayan, vallahi yazık bu kadar emeğe yani. Peki şöyle, buradakilerin hiçbiri sormamış olmam. Böyle aklımız o kadar keyifli ki sohbeti. Ay ne güzel. Bu aralar ben çok okuyorum bu. Mısır'ın Ölüler kitabını okuyorum şu an başucumda. Orada o dediğin şey böyle bayağı... Fotoğraflarıyla falan da vardır. Yani okurken şöyle oluyorsun. Eyvahlar olsun diyorsun ve kapatıyorsun. Kapatıyorsun değil mi? İrtibata geçseler seninle. Çok ciddi soruyorum bunu ya. Bana, yani hakikaten irtibata geçseler. Ne demek istedim? Mesela deseler ki bu dünyayı bize anlat Eki. Ne, nasıl özetlersin? Ay keşke geçseler. Korkunç. Dur kahveleri koydum gel Allah aşkına diye. Ben o noktadayım çünkü zaten. Çok hani hayatımızda artık öyle bir noktadayız ki hiç. Aa buyur hoş geldin şöyle park et ufoyu diye. Korkmak ve şaşırmak olmaz evet diye tahmin ediyorum. Ya, tabii feci korkarım. Yani işte böyle giyini yapıyoruz ama. Evet. Bu dünyayı anlat değil, bu dünyanın nesini anlatayım elin gariban uzaylısına. Yani hemen bu gitti. Dünyayı, gitti. Tabii. Bin gemine gitti canım, ne geldin yanlış yere geldin de ben olsam. Bence hani azıcık aklın varsa buraya kadar gelmeyi başardığına göre bas git aman arama sorma ya, kat canını kurtar derim yani. Çünkü yani bir dünya sektör var ki oraya hiç. Medya girme kardeş aman. Hiç yaklaşma gemine bin yandan yandan gitti. Sen uzay vallahi yani kaç kendini kurtar demek lazım. Yani çünkü artık öyle bir noktada ki dünya hakikaten evlerden bırak yani. Öyle bezmişiz. Çok yani izleyenler o zaman ne düşünecek? İki tane deli oturuyordu. Hiç umurumda değil valla. Peki YouTube şimdi yeni yere geçti. Onun altını çiziyorum. Yani yeni kanal gibi. O yeni oluşumda seni tekrar izlemeye başlayacaklar. Tekrar abone olmaları gerekecek. Tekrar abone olmaları gerekecek. Ekin Olcayto YouTube. Tamam, birazcık zor çıkıyor çünkü hala eskiye yönlendiriyor evet. Algoritma yüzünden. Ama biz tabii videoları yüklemeye devam ettikçe o daha yukarı çıkacak ve daha kolay bulacaklar. Ama yani birazcık emek sarf edip bulabilirlerse harika olur. Eski zaten izleyiciler de oraya yavaş yavaş gelmeye başladı. Aboneler de. Ve sen yeni dünya düzenine dair esasında yayınlar yapmaya evet, devam ediyor olacaksın. Devam ediyorum. İşte en son, ya daha doğrusu ilk videoyu yayınladık Erkan Türkten'le. Bu The Economist'in 2023 evet. kapağını yorumladık. İnanılmaz anlattı o da zaten. Yani hani hakikaten Derya Deniz Erkan Türkten muhteşem anlatıyor. Çok dediğim gibi hani o artık işte bunlar komplo bilmem ne falan diyenler de yavaş yavaş ya bir dakika bu adamlar haklı deyip şey yapmaya başladılar. Gerçekten hafiften gerçeğe aymaya başladı. Ben heyecanla bekliyor olacağım. Acaba kimleri konuk edecek yani? Hakikaten heyecanla takip ediyor olacağım. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ay, ben teşekkür ederim. Hazırlamış olduğumuz hiçbir soruyu sormadık. Ve çok güzel oldu. Yani biz daha önce tanışmıyorduk onu da söyleyeyim. Biz evet birbirimizi biz bugün ilk tanıştık. İlk kez bugün gördük ama ben böyle bir hanımefendiyle böyle bir kadınla tanıştığım için çok mutlu oldum. Ya ben de öyle. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yani inanılmaz keyif aldım. Hani gayet böyle evde oturur gibi hani samimi öyle aktı. İnşallah uzaylılar varsa ya seni ya beni bulurlar. Ay evet. Çok bence gelirlerse bana da haber. Tabii yani evet. Hatta üçümüz bir araya gelirsek daha iyi olur. Ben hatırlarsan sana bölümün sonunda bir krem vereceğimi söylemiştim. Şimdi hikaye şu. Estetiğe hiç ihtiyacı yok. Onu da altını çok çizeyim. Çok teşekkür ederim. Beden dismorfik bozukluğundan mütevellit bu dediğime inanmıyor olabilirsin ama yaş sana uğramamış. Seneler size pek sirayet etmemiş Ekim Hanımcığım. Ay sana da öyle vallahi. Ben yani gerdiriyorum, çok teşekkür çektiriyorum yani. Hani yüzümü gerdirmedim ama botoksum, dolgum bilmem ne. Botoks bende de var canım, hani, o kadar da değil yani. Yaşı dudağımı falan sonradan eklettim ama hiç uğramamış size. Bu krem hikayesi de bu özellikle. Geceleri sürdüğün zaman. Bilmiyorum tembel ama sen gerçi kokosun. Aa ben çok kokuşum. Bana her türlü kremi ver. Hiç şey yapmadan sürerim yani. Bunun özelliği şu, o zaman bunu seveceksin. Bu geceleri yatmadan işte tabii sen kim bilir temizliyorsun, ediyorsun falan. Sürüyorsun. Sabah kalktığında hakikaten samimiyetle böyle bir şey oluyor hani. Bir tık daha dolgun. Oo. Ve daha böyle yukarı hani şu şey efekti var ya, yukarı kalktı. Ay harika. Yukarı kaldırıyor. Ben o yüzden gıdıma da sürdürüyorum. Gıdıya da iyi geliyor yani. Gıdı ve ellerden belli olur bu iş arkadaşlar. Ay, ele de botoks yapıyorlarmış biliyor musun? Yeni başlamış gördüm. Evet. Acır ama acımasa hemen gideceğim. Yoksa kemiğin üstüne falan. Bizi bıraksanız 500 saat bir daha konuşuruz. Ama efendim size bu kremlerden hediye etmek çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Kullanınız. Harika. Çok teşekkür ediyorum efendim. Onun dışında efendim. Tekrar ben hem Saşa Hane adına hem Saşa Kafası adına çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki seni tanıdım. Ben de öyle. Çok mutluyum geldiğim için. Hem yani ekip harikaydı. Çok keyifliydi her şeyim. Çok şeker, sohbet harikaydı. Evet. Vallahi hiç gidesim yok. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Ben de hani hafta biz bunu sabitlesek de hep böyle mi gitsek falan diye aklımdan geçiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Pelin'cim. Harikasın. Çok sağ ol. Efendim Saşa Kafası'nın bu bölümün sonu
sonuna geldik. Önümüzdeki hafta da çok acayip bir konuk var. Birkaç konuk var, hatta hepsini birlikte çekeceğiz. Çok seveceksiniz. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Sosyal medyada paylaşırsınız. Bunu özellikle söyleyeceğim. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, yapmıyorlar. Yapmayan arkadaşlarıma kırgınım. Sosyal medyada eğer bölümü beğendiyseniz paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Haftaya görüşürüz.